Değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, saygıdeğer arkadaşlar, dostlar, hoş geldiniz. Basın Konseyi bana o onur bağışladı. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka fırsat verdi. Senelerdir mikrofon kullanmıyordu, bana mikrofon verdi. Şimdi beni dinleyeceksiniz. 90 senelik kısa ömrümde 70 yıl eski Türkiye'de yaşadım. 20 yıl da yeni Türkiye'de. Kim icat etmişse Türkiye'nin siyasi tarihini ikiye bölüyor. Eski Türkiye, yeni Türkiye. Ama eski Türkiye'den burada arkadaşlarım da var. Başta Oktay kardeşim olmak üzere. Profesörler, arkadaşlarım var. Bu eski Türkiye nedir? Bu eski Türkiye Cumhuriyet'tir. Bu eski Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamlandığı dönemdir. Düşünmesi ki Lozan'dan başlıyor, Zürih anlaşmalarına kadar varan, bütün anlaşmalarda tamamlanmış bir büyük devlet. Örgütlenmiş bir devlet. Parlamentos olan bir devlet. Ayrı bir özelliği var, bizim hukukçular için. Devleti kuran meclis. Meclisi kuran devlet değil. Evvela meclis kendisini organize ediyor, savaşıyor, savaş kazanıyor. Ben her zaman söylüyorum. Bu Cumhuriyet meclis kurmuştur. Bu meclis devletidir. Parlamenter rejimden öte bir şey bu. Daha önemli bir hadise. Bir halk hareketi. Biz Türklerin devlet kurma becerisinin bir sonucu. Biz o 70 senede çok bahtiyar günler yaşadık. Ben burada başka partili arkadaşlarımla, ben Demokrat Partiliydim, Oktay Halk Partiliydi, Altan Ömer Halk Partiliydi. Biz Oktay'la beraber, Altan'la beraber fikir kurulu kurduk. Demokrasimizin sıkıntıları bu 70 yılda oldu. Ama siyasi sonuçları çözebilecek kabiliyette bir halk hareketinde içinde yaşadık. Kimdi bizi birleştiren? Atatürk'tü. Atatürk bizim için bir aile büyüğüdür. O dönemde Atatürk'ü tartışan olursa bile en kısa zamanda cezasını görürdü. Nitekim Atatürk'ü korumak için yasa bile çıkardı. Ama Atatürk'le birleştik. Atatürk'ün önemi etrafında kurduğumuz cumhuriyeti gerçekleştirdik. Ben size Atatürk'le ilgili birkaç cümle okumak istiyorum. Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar'ın sözleri bunlar. Gözlüğümü çıkarayım. Evet. Bakın Bayar ne diyor? Atatürk büyük adamdı. Büyük adamlar büyük dağlar gibi onlardan uzaklaştıkça haşmetler ortaya çıkar. Ben onun sağlığında, onun yanı başında çalışırken de Atatürk'ün büyük olduğunu, bizden farklı yanları olduğunu görüyordum. Çünkü ne zamanları düşsek ona koşardık. Onda her zaman kapalı kapıları açan yeni bir anahtar bulunurdu. Ama samimiyetle itiraf ederim ki yıllar geçtikçe bu büyüklüğün ne ölçüde bir büyüklük olduğunu daha iyi idrak ediyorum. Onun yanında başbakanlık yapmış Atatürk ve İnönü'nün barışma toplantısını dinlemiş insanlardan biriyim. O kadar güzel konuşuyorlardı ki birbirlerine paşam Celal Bey diyorlardı. Ve Atatürk'ün büyüklüğü etrafında yeni teoriler, düşünceler ortaya koyuyor. O buluşmanın sonuçlarında da biz siyasi cezalar kuyudan çıktık. Onu da her iki tarafı da rahmet anarak ifade etmek istiyorum. Söylemek istediğim şu. Türkiye Cumhuriyeti o benim 70 yıl yaşadığım dönemde itibar kazanmıştır. Devletlere itibar, devlet adamlarına değil, devletin kendisinin itibarına bağlıdır.
Devlet adamları evet zaman zaman kıymetler ifade ederler Atatürk gibi. Ama onlar istisnadır. Ben o dönemi kapatarak başka bir şey söylüyorum. Peki son 20 yılda ne yaptın diyorsunuz? Hayal kırıklığı, hayal kırıklığı, hayal kırıklığı yaşadım. İlk defa Türkiye rejimini tartıştı. Neydi o rejim? Savaş mı kazanılmış? Savaşın sonunda sivil idarenin, sivil devletin organlarının kurduğu cumhuriyetin gücünün azaltılmasıdır. Tek parti rejiminden kurtulmuş olan devleti tekrar tek adam rejimine sokma hadisesidir. O hayal kırıklığı sadece bana ait değil ki. Dünyada bu hayal kırıklığını yaşıyor, bizler de yaşıyoruz. Ben kimseyi kınamam siyasette. Herkesin siyasi fikri vardır. Siyasi düşünce ortaya koyacaktır. Ama o siyasi düşünce ortaya koyarak devlete saygı, devletin birliğini, bütünlüğünü koruma düşüncesi önde olmalıdır. Anayasa Mahkemesi bir kararda diyor ki, bugünkü İktidar Partisi odak noktası olmuştur değil, devlet rejimine karşıtlığın, neyin? Karşı devrimin. Anayasa Mahkemesi bu gerekçeyi söylediği zaman hüküm fıkrasında kapatmayı değil, para cezası varıyor. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Partileri kapatmak yanlıştır. Ama bir partinin, iktidar partisinin hakkında bu hüküm verilmişse bunu paylaşmak seçmenlere düşerdi. Ben Türk seçmeninin bugünkü Türk politikasının içerisindeki yerini saygıdeğer buldum. Ve onlara her zaman itibar ettim. Onlar için mücadele ettim. Ama bugün verdiği kararı saygı değer bulmuyorum. Bunu da söylemek için, böyle bir fırsat verdiği için Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Her suçu siyasetçilerin siyasi partilerin üzerine atamazsınız. Bundan pay alacak olan seçmendir. Hiç 10 gün ben Sayın Kemal ve arkadaşlarının gayretine saygıyla karşılıyorum. Ve onların muvaffak olmaları için elinden gelen gayreti gösteriyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi benim de partimdir. Var mı diyeceğiniz? Cumhuriyet Halk Partisi benim fikirlerimi savunuyorsa, benim düşüncelerimi savunuyorsa, benim hayal kırıklığımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar teçhiz etmek istiyorsa, o benim partimdir artık. Mesele budur. Çok güzel. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Ben Türkiye'nin siyasi hayatı içinde çeşitli partileri gelen, çıkan, kuran bir insanım. Meclis başkanlığı yapmış bir insanım siyasette. Sözlerimdeki değeri hissetmeniz için bunları söylüyorum. Yoksa bunları bir övülme sesliliği yapmıyorum. Ama gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak bizim görevimizdir. Şu hale düştük. Türkiye Cumhuriyeti'ni müdafaa etmek durumuna düştük. Cumhuriyeti müdafaa etmek demek, değerlerini müdafaa etmek demektir. İçi boşaltılmış bir cumhuriyet olur mu? Karar organları kapatılmış, mafsalları sıradan bir mafsal haline getirilmiş devlet, siyasi otorite olarak da itibarını kaybeder, yerini kaybeder. Zaman içerisinde üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi gibi, NATO gibi, Avrupa Birliği gibi adayı olduğumuz veyahut da üye adamcısı olduğumuz devletlerle irtibatımız kesildi. Bunun sonu nedir? Bağlantısız devlet olmaktır. Bağlantısız bir devletin dünya şartları içerisinde fazlaca yaşama şansı değil, yürütme organında yürütme şansı kalmaz. Bugün şunu görüyoruz. Devlet bir boşluğa düşmüştür. Devletin organları kaybolmuştur. O hale gelmiştir ki kabine diye anayasada yer almayan çakma bir organ ortaya çıkarılmıştır. Kabinenin anayasada yeri var mı? Kabine toplanıyor, kararlar veriyor. Ben de soruyorum, bu kabinenin adresini verin, oraya gidip ben bir konuşacağım mı? Kabine diye bir organ yok. O bir boşluk doldurma adresiniz. Neyi dolduruyorsunuz? Bakanlar kurulu, başbakanı, icra heyetini. Organları boşalmış bir devleti ayakta tutan Türk milletinin hukuka, hakka, gerçeğe ve devletine saygısıdır. Ben şimdi sözlerimi şöyle bitiriyorum.
bu onur belgesini aldığım için de teşekkür ediyorum. Ama bu belgeyi almak yeterli değil, hakkını vermek lazım. Bu kısa 90 yıllık hayatımda daha bir seneler kazanırsam ben bu dava uğruna elimden gelen gayreti göstereceğim. Ve bunları gösterirken de aynı zamanda bir ibadet yaptığı da inanıyorum. Sevgiler sunuyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz seslendirmeniz için. Ödülü yalnız ben sizin vermenizi rica edeceğim. Estağfurullah efendim. Şöyle ben ortaya geçeyim efendim. Buyurun isterseniz şöyle siz de koyun. Öyle. Veya şöyle mi ben o öbür tarafa mı geçseydim? Yok öyle iyi. Yok, öyle de iyi. Efendim. Teşekkür ediyorum. Size sağlıyorum. Demokrasi inanmış iki önemli kişinin buluşması aslında ve bu ödülde çok anlamlı. Evet,